Merhaba arkadaşlar, Mimarhanem'de tekrar sizinle beraberiz. TYT Fizik konusunda en son dayanıklılık, adezyon ve kohezyon konusunu işledikten sonra şimdi sorularla devam edeceğiz. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının dayanıklılığı aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır? Arkadaşlar, dayanıklılığın sadece yükseklikle onunla da ters orantılı olduğunu söylemiştik. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, şekilde verilen KLM cisimleri aynı maddeden yapılmıştır. Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları arasındaki ilişki nasıldır? Biz yükseklik ve dayanıklılığın ters orantılı olduğunu söylemiştik. O yüzden en küçük cismin dayanıklılığı büyük olacak arkadaşlar. L ile M'yi görüyorsunuz, ikisinin de yükseklikleri eşit olduğu için dayanıklılıkları eşit olacak. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Evet, boyutları şekildeki gibi olan aynı maddeden yapılmış X, Y dik silindirlerin dayanıklılıklarının oranı sorulmuş bize. Evet, en klasik soru tipidir dayanıklılığın. Arkadaşlar, X'in dayanıklılığı yüksekliği ile ters olacak. 1 bölü 2H, Y'ninki de yine ters olacak. 1 bölü 5H. Bu durumda da cevabımız ne gelir? 5 bölü 2 olarak buluruz. Evet, kenar uzunlukları 6 cm, 3 cm ve 2 cm olan dikdörtgenler prizmasının şekilde verilen konumda dayanıklılığı D'dir demiş. Önce biz bu dayanıklılığı bir bakalım ne? Yükseklik 3 olduğu için dayanıklılık en başta 1 bölü 3. Prizma S yüzeyine, yani şurada gördüğünüz yüzey üzerine oturtulduğunda bu durumda ne olacak? Yüksekliğimiz 6 cm olacağı için yeni oluşan dayanıklılığımız 1 bölü 6'ya dönüşecek. Yükseklik arttığı için dayanıklılık azalıyor tabi. Ne kadar azalıyor? Yarıya iniyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 bölü 2. Evet, küp şeklindeki bir cismin hacmi 64 katına çıkarılırsa cismin dayanıklılığı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar, hacim, kesit alanı, kenar ve dayanıklılık dersek hacmi a küp olduğunda a kare, kenar A, dayanıklılık 1 bölü A idi. Bunu konu işlerken de bahsetmiştik. Hacmimiz bizim 64 A küp olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? 4 A kare. Burada da 2 A. 4 A kare değil, orada karıştırdık arkadaşlar. Çünkü 64 kimin kübü? 4'ün kübü. O yüzden kenarımız 4 A. Alan 16 A kare. Dayanıklılıkta ne olması lazım? 1 bölü 4A olması lazım. Yani kenarı kaç katına çıkartmışlar? 4 katına. Kenar 4 katına çıktıysa dayanıklılıkta tam tersi ne olması lazım? 4'te 1'i olması gerekiyor. Evet. Özdeş ve türdeş küplerden oluşturulmuş KLM cisimlerinin yatay zemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir demiş. Buna göre KLM cisimlerinin dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, tabii ki yükseklikleriyle ters orantılı olduğu için en büyük kimin olmasını beklerim? L olanı. Daha sonra M ve K'nın en büyük olduğu için dayanıklılığında ne olması lazım? Küçük olması lazım. Cevabımız C şıkkı. Şekildeki sütun grafiğinde hacimleri eşit X, Y, Z silindirlerinin kesit alanları arasındaki ilişki verilmiş. Dikkat, hacimleri eşitse arkadaşlar kesit alanı çarpı yükseklikleri eşit. Kesit alanlarında eşit olmadığını görüyorum. Eşit diyebilmem için X ve Z'yi aynı yükseklikle çarparken Y'yi daha büyük bir yükseklikle çarpmam gerekiyor. Bu durumda Y'nin yüksekliği daha büyük olduğu için dayanıklılığının ne olması lazım? Daha küçük. X ve Z'nin de kesit alanları eşit olduğu için yükseklikleri eşit. Bu durumda dayanıklılıkları da ne oluyor? Eşit oluyor ve cevabımız Bursa. Şekildeki içi dolu silindirin tüm boyutları yarıya indirildiğinde kesit alanı bölü hacim oranı nasıl değişir? Tüm boyutları yarıya indirilirse yükseklik de yarıya ineceği için tabii ki de dayanıklılık ne yapacak arkadaşlar? 2 kat artacak. Yukarıdaki tabloda taban kesit alanları ve hacimleri verilen aynı maddeden yapılmış KLM katı cisimlerin dayanıklılıklarına göre büyükten küçüğe sıralanışları nedir demiş. Arkadaşlar, tabii direkt burada ne yapacağız? Oranlarına bakacağız. Birinin oranı 1, diğeri 1 bölü 2 geliyor.
Burası da 2 geldiğine göre dayanıklılığı en büyük M, sonra K, sonra da L. Evet, gelelim bir diğer önemli sorumuza arkadaşlar. Dik kesiti şekil 1'de verilen düzgün türdeş bir prizmanın dayanıklılığı D'dir demiş. Prizma şekil 2'deki gibi iki parçaya ayrıldığında dayanıklılıkları D1 ve D2 arasındaki ilişkiler soruluyor. Arkadaşlar ben bir cismi kesme işlemini şu şekilde düzgün bir kesme işlemi yaparsam ne olmuyor? Dayanıklılık değişmiyor. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde yüksekliğine dokunmadan ve yüzeyle hacmin doğru orantılı bir kesme işlemi yaptığımda dayanıklılık değişmiyor arkadaşlar. Bu şekildeki durumlarda dayanıklılığımız nasıl olur? Ona gelelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir parçası küçük, iki parçası büyük olduğu için ne olacak? Bir parçanın dayanıklılığı büyük, iki parçanınki de en küçük, D değerimiz de en büyük olarak, orta değer olarak kalıyor. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Dayanıklılık cisimlerin fiziksel özelliklerini kaybetmeden kendi ağırlığını taşıma direncidir. Buna göre hangileri dayanıklılıkla ilgilidir? Yağmur damlasının şeklinin küre olması, biliyorsunuz bu kohezyon örneği. Böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi, bu da yüzey gerilim örneği. Karıncaların kendi ağırlıklarından büyük yükleri taşıyabilmesi bir dayanıklılık örneğidir arkadaşlar. Cevap Bolu. Adezyon ve kohezyonla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bitki üzerinde bulunan su damlasının bitkiden düşmeden durmasını sağlayan yapışma olayıdır. Evet, adezyon. Damladaki su moleküllerinin bir arada durmasını sağlayan tutma olayıdır. Evet, kohezyon. Suyun damlacıklara ayrılmadan rahatlıkla içilebilmesini sağlayan tutma olayıdır. Burada üçü de doğru kabul ediyoruz. Su moleküllerinin küre şeklini alması kohezyon kuvvetinin sonucudur. Evet, sıvıların yüzey gerilimi sıvının cinsine bağlıdır. Evet, ince borularda sıvının yükselme miktarı borunun yarı çapıyla ters orantılıdır. Yarı çapı arttıkça yükselme miktarı azaldığı için bu da doğru, cevabımız Edirne. Şekildeki kap içindeki sıvı dengededir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şekildeki kabımıza baktığımızda arkadaşlar iç bükey bir durum olduğu için adezyonun kohezyondan büyük olması lazım. Sıvı ıslatan sıvıdır. Evet, adezyonu büyük olduğu için. Sıvı su olabilir. Evet, adezyon genellikle suda daha baskın. Kohezyonda civada görebildiğimiz bir örnek. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Hayır, tam tersi, adezyon kuvveti kohezyondan büyüktür. Cevabımız 1 ve 2. Cam yüzeyi üzerinde civa ve su damlalarının bulunmaktadır. Cam yüzeyin hareket ettirilmesiyle su damlasının yüzeye yapışık halde kaldığı, civa damlasının yüzeyden ayrıldığı gözlenmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Civa molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti daha zayıftır. Hayır, kohezyon kuvveti daha büyük olduğu için tanecikler birbirinden ayrılmadan ne yapabiliyor? Hareket edebiliyor. Ama suda yüzeye yapışarak bu durum gerçekleşmiyor. Cam ile civa arasındaki adezyon kuvveti daha güçlüdür. Evet. Pardon, adezyon değil, kohezyon daha güçlüdür. Cam ile su arasındaki adezyon kuvveti daha güçlüdür. Evet, doğru cevabımız yalnız 3 oluyor. Yüzey gerilimine örnek olarak olaylardan hangileri verilebilir? Yapışmaların hepsi, arkadaşlar yapışmalar adezyondu. O yüzden lensin göze yapışması olmaz. Suyun ince cam boruda yükselmesi. Yükselme olayları da yine adezyondu. Bu da gerçekleşmez. Su damlalarının durgunken küre şeklini alması bir kohezyondur. Gene bu da yüzey gerilimi oluşturur. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür. Dikkat edelim arkadaşlar. Yüzey gerilimi örnekleri kohezyon örnekleriyle aynıdır. Evet, özdeş KLM kaplarında sırasıyla 20 derece su, 30 derece su ve 20 derece tuzlu su bulunmaktadır. KLM kaplarındaki suların yüzey gerilimleri arasındaki ilişki nedir? Tabii ki soğuk olmasını tercih ederim, değil mi? K'nın yüzey gerilimi en büyüktür. Daha sonra 30 derece ve 20 dereceye baktığımda tuzlu su arttırıyordu. O yüzden M'nin K'dan da büyük olması gerekiyor. Ardından da L cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor arkadaşlar. Yüzey gerilimi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bazı kertengelerin suyun üzerinde koşabilmesi yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir. Evet. Dediğimiz gibi ince zarara zarar vermeden gerçekleşmesi gerekiyor. Gemilerin suda ilerlemeleri tabii ki de olamaz. Çünkü de tekrar söylüyorum. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri
çok minimalize kuvvetlerdir. Gemilerin suda ilerlemeleriyle ilgilenemezler. Yani güçleri böyle bir şeye yetmez arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Evet, cevabımız 1 ve 3 oluyor. Aynı yatay zemin üzerinde bulunan K, L ve M sıvılarının denge durumu şekildeki gibidir demiş. Buna göre sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerinin büyüklük sıralaması nasıldır? Kohezyonluk biliyorsunuz küresellik etkisiyle doğru orantılıydı. En küre şeklinde durabilenin kohezyon kuvveti daha büyüktür ve bu şekilde devam eder. O yüzden de cevabımız K, L, M şeklinde Edirne olması gerekir. Su ve cıva ile ilgili aşağıdaki arkalardan hangileri yanlıştır? İçinde su bulunan bir kaba daldırılan kılcal borularda su yükselir. Evet. Cıva adezyonu kohezyonundan büyük bir sıvıdır. Hayır, cıva deyince aklımıza kim gelmesi gerekir? Kohezyonu büyük bir sıvı gelmesi gerekir. Kılcallıkla ilgili hangileri doğrudur? Yalnız adezyon kuvvetinden kaynaklanır. Hayır, kohezyon kuvveti sayesinde de oluşabilir. Tüm sıvılar için aynıdır. Duruma göre değişiyor arkadaşlar. Yani gerçekleşebiliyor ama miktarları değişiyor. Su dolu kap içine dik daldırılan kılcal cam boru da yükselir. Evet. Cıva dolu kap içine dik daldırılan kılcal boru da alçalır. Evet. Burada cevabımız ne oluyor? 3 ve 4 oluyor. Kılcallıkla ilgili olaylara örnek olarak hangileri verilebilir? Bir ucu çaya daldırılan küp şekerin tamamının erimesi, kuyudan su çekmek için emme basma tulumbalarının kullanılması, bu biraz mekaniklik bir durum. Bitkilerde suyun kökler yardımıyla alınarak gene en üstteki yapraklara kadar iletilmesi de ince ince gerçekleştirildiği için cevabımız Denizli. Su damlalarının küresel bir şekil alması, tabii ki kohezyon, duvara sürülen boyanın duvara yapışması. Adezyon, yapışma kelimesini kullanıyoruz. Gaz yağ lambasının fitilinde gaz yağının yükselmek. Olay kılcallık ama yükselme olduğu için yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Adezyon diyebiliriz. Şıklara bakalım. Kohezyon, adezyon, kılcallık. Evet, A şıkkını sağlıyor. Aynı sıcaklıkta X ve Y sıvıları K ve L cam tümlerine konulduğunda sıvıların tüplerdeki görünümü şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. K tüpünde adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür. Çünkü iç bükey bir durum var. Adezyon kohezyondan evet büyüktür. L tüpünde kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Evet bu da bir dış bükey arkadaşlar. X ve Y sıvıları aynı cins tabii ki olamaz. Birisi suysa diğeri mutlaka cıva gibi farklı olması gerekir. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Kesit alanları arasında S1, S2, S3 ilişkisi olan kılcal cam borular sıvı dolu bir cam kaba konulduğunda borulardaki sıvı seviyeleri şekildeki gibi gözlemleniyor. Arkadaşlar alanı en büyük S3'müş değil mi? Sonra S2, sonra S1. Yani en ince borumuz S1 oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Olay bir alçalma olayı yani kohezyonun adezyondan büyük olduğu bir durum ve alçalmanın en büyük olduğu en ince boru. Yani şu an görselde gördüğümüz hiçbir anormal durum yok. Hepsi olması gerektiği gibi. Evet, öncüllerimize bakalım. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti sıvı ile kılcal borular arasındaki çekim kuvvetinden büyüktür. Evet, kullanılan sıvı su olabilir. Hayır, cıva. Kaptaki sıvının yüzey gerilimi azaltılırsa kılcal borulardaki sıvı seviyeleri daha çok alçalır. Hayır, bunun kaptaki sıvının miktarıyla pardon, yüzey gerilimi azaltılırsa miktar değil, kaptaki sıvının yüzey gerilimi azaltılırsa o zaman arkadaşlar alçalma değil yükselme olayı gözükür. Kılcal borularda sıvı seviyeleri daha çok alçalmaz. Tam tersi bu durumda yükselme durum gözükürdü. Çünkü yüzey gerilimi azaltılırsa burada alçalmadan ziyade sıvı boruların üzerinden neyi tercih eder? Yükselmeyi tercih eder. O yüzden cevabımız yalnız bir oluyor. Evet, bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Dayanıklılık, adezyon ve kohezyon sorularını da tamamladık. Bir diğer konumuz hareket konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.